Bediüzzaman soruyorlar Mehdi'nin faaliyetleri nasıl olacak diyor. Birincisi diyor, fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyum ve tabiyum tavrını beşer içinde intişar etmesiyle her şeyden evvel Mehdi felsefeyi ve maddiyum fikrini tam susturacak bir tarzda imanı kurtaracak diyor. Yani Darwinizmi, materyalizmi yerle bir edecek diyor. Birinci vazifesi bu diyor. Ehli imanı delalette muhafaza edecek diyor. Bu vazife diyor, hem dünya hem her şeyi bırakmakla çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktiza ettiğinden, gerektirdiğinden Hazreti Mehdi'nin diyor, bak açıkça ismini söylüyor, Hazreti Mehdi'nin o vazifesini bizzat kendisi görmeye vakti ve hali müsaade edemez. Yani o kitapları bizzat kendisi hazırlamaya, Darwinizm, materyalizmi yıkacak bilgileri işte o yerinde araştırmalar yaparak, laboratuvar araştırma yaparak incelemeye vakti yetmez diyor. Çünkü Hilafet-i Muhammediye cihetindeki saltanatı onunla iştigale vakit bırakmıyor. Vakti dar olacak diyor. Yani bir oraya gidecek, bir oraya gidecek, bir oraya gidecek, vakti dar olur diyor. Herhalde diyor, Bediüzzaman'ın yöntemidir bu, herhalde. Gördüğü şeyi böyle anlatıyor. Yani inşallah. O vazifeyi, yani Hızır'dan aldığı bilgiyi, o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. Yani bir taife dedi, Müslümana taife demiyor. Gayrimüslim bilim adamlarının yaptığı çalışmalar. Laboratuvar çalışmalarını bu şekilde açıklıyor. Bak o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. Yani Darwinizm'le ilgili araştırmalar yapacaklar, incelemeler yapacaklar. O zat Mehdi, o taifenin bilim adamlarının uzun tetkikatı ile uzun araştırmaları, incelemeleriyle yazdıkları eserleri kendine hazır bir program yapacak. Yani bir kitap çalışması yapacak, kitap çalışmaları yapacak. Onun ile o birinci vazifesini tam yapmış olacak. Darwinizm, materyalizmi yıkma vazifesini tam yapacak. İşte bu dünyada Deccal'in ölümü demektir. Bu vazifenin istinat ettiği, dayandığı kuvvet ve manevi ordusu, yani bu kitapları çalışmalar yaptığında ona yardımcı olacak talebeleri, yalnız ihlas, sadakat ve tesanüt, yani samimiyet, sadakat, İslam'a, Allah'a, kitaba sadakat ve tesanüt, sıkı dayanışma. O ona bağlı, o ona bağlı. Sıfatlarına tam sahip olan, bak yarım değil, tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir. Bir kısım talebeleridir. Talebelerin hepsi bu işle ilgilenmeyecek diyor. Bir kısım talebeler bu kitap çalışmasında ona yardım edecek. Öğrencilerdir, yani şakirt öğrenci demek. Ne kadar da az da olsalar, belki 15-20 kişi ya da 30 kişi, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılır. Ya mübarek sen nerede gördün? Kim anlattı bunu sana ya? Darwinizm, sen 100 yıl evvelinden söylüyorsun bunu mübarek ya. 1910'larda, 1920'lerde söylüyorsun. Daha Mehdi'nin babası belki ortada yok yani. Etme çatma yani maşallah. Şu bak Darwinizmi diyor bir kere bitirecek diyor. Bilim adamlarının kitap yazacağını nereden biliyorsun sen? O zaman hiç kitap yok o konuda. Darwinizmi eleştiren hiç eser yok. Sadece bak Darwinizmi eleştiren kitaplar hazırlanacak diyor. Ya o kitapların istifade edeceğini ne biliyorsun? Yani bilim adamı da olabilir Mehdi. Böyle bir şey olmayacak diyor. Vakit ve hal müsaade edemez diyor. Ne vakti ne hali müsaade etmez diyor. Talebeler olduğunu nereden biliyorsun? Az bir talebe topluluğunun kitap çalışmasında görevlendireceğini nereden biliyorsun? Siyasete karışmayacağını nereden biliyorsun? İstanbul'da çıkacağını nereden biliyorsun? 1980'de çıkacağını nereden biliyorsun? Talebelerin ahlakını nereden biliyorsun? İhlas, sadakat ve tesanüs sıfatlarına sahip, tam sahip olacaklarını nereden biliyorsun? 2010'larda, 2020, 2020'de bitirecek diyor. Evet, zaman. Dümdüz edecek diyor. Bunu nereden biliyorsun? 2010'da cemalini göreceksiniz diyor. Evet. İnşallah. Açıkça söyleyeyim Bediüzzaman. İstanbul'da çıkacak diyor. Tarih veriyor ya net tarih 1400 tarihinde diyor. 1400, Hicri 1400. 1400 yıl sonra çıkacak bir hakikati asırlarında karip yakın zannetmişler diyor. 1400 yıl net tarih veriyor. Hayatın geniş dairesinde faaliyet yapacak diyor.
Evet, şimdi hayatın dairesi dar diyor. Şu an yapacak hiç yok. Mehdi şu an gelse de bir şey yapamaz diyor. Şu an değil diyor bak. Ahir zamanda diyor. Telsiz telgrafların olduğu dönemde diyor. Yani internet. O dönemde çıkacak diyor. Ve vazifesini bir hakkın yapacak diyor. Ve seyitler cemaat ona yardımcı olacak diyor. O devirde diyor İslam orduları da oluşmuş olacak diyor. İslam ordusunun geçit resmi vardı. Gördünüz mü? Evet. Bak ne, nereden bir İslam ordusu ilk defa oluştu. Evet. Bak ilk defa. 2016'da. Daha önce yok. Daha önce yok. Böyle birleşmiş bir ordu yok. 100 yıldan beri yok. İleride diyor İslam ülkeleri birleşip İslam ordusunu oluşturacaklar diyor. Mehdi de diyor bu ordunun başkumandanı olacak diyor. Ordu oluşacağını nereden biliyorsun ya? Ordu olacağını nereden biliyorsun? Video var mı sende Figo? Göstert. يمر من أمام المنصة بعد قليل علم الدولة علم المملكة العربية السعودية وهي تحمل راية التوحيد الخالدة لا إله إلا الله محمد رسول الله تحفه من خلفه أعلام الدول المشاركة في تمرين رعد الشمال وهي كالتالي حسب الترتيب الأبجدي علم المملكة الأردنية الهاشمية علم الأمارات العربية المتحدة علم جمهورية باكستان الإسلامية علم مملكة البحرين علم الجمهورية التركية علم جمهور Bir daha baştan göster. يمر من أمام المنصة بعد قليل علم الدولة علم المملكة العربية السعودية وهي تحمل راية التوحيد الخالدة لا إله إلا الله محمد رسول الله تحفه من خلفه أعلام الدول المشاركة في تمرين رعد الشمال وهي كالتالي حسب الترتيب الأبجدي علم المملكة الأردنية الهاشمية علم الأمارات العربية المتحدة علم جمهورية باكستان الإسلامية علم مملكة البحرين علم الجمهورية التركية علم جمهورية Şimdi bu İslam ordusu 100 yıl sonra ilk defa oluştu. Bediüzzaman söyledi bu işte. Mehdi'nin ordusu dediği ordu da bu. Bu ilk aşaması şimdi katılan ülke sayısı açısından fena değil, iyi. Ama daha bir bu kadar daha ülke katılacak. İslam ülkesi katılacak. Yaklaşık 30 milyonluk falan bir piyade gücüne sahip olacak. Yani mesela en az 20 bin jet uçağına sahip olmuş olacak. Dünyada hiçbir ordu da yok. Mesela en az 500 bin tanka sahip olacak. Dünyada hiçbir ordu da yok. En az 500 bin tank. Yani piyade gücü olarak da, askeri gücü, silah gücü olarak her yönden dünyanın en büyük ordusu. Bak bu ordu kurulunca Rusya çekildi. Suriye'den. Derhal çekildi. Yani çünkü tehlikenin kapıya geldiği görülüyor. Bu bir aşaması. İşte Bediüzzaman'ın kastettiği, söylediği olaylardan biri daha gerçekleşmiş oldu. Sessiz sedasız. Hadislerde söylüyor Peygamber 70 sancak. Yani karşı tarafta diyor 70 sancakla toplanacak. Müslümanlar da 70 sancakla toplanacaklar. Ama tabii güçlü olan Müslümanların tarafı olacak. Hakikaten öyle. Buradaki ittifak çok daha yüksek. Yani silah gücü, kararlılık yönünden çok daha yüksek. İslam ordusunun toplu namaz kıldığı bir resim var. Görünüyor, var mı? Var evet. Göreyim. Görebilirsin. Maşallah. Maşallah. Putin ordunun kuruluşunu gördükten sonra vazgeçti. Evet.
Ama aslında uyardık yani. İnandı sözüme yani. Evet, evet. Gelmesin bu işler demiştiniz. Evet. Putin gelmesin bu işe. Evet. Pravda'da sürekli yazılarım çıktı. Evet. Baş yazıları. Rusya'nın en büyük gazetesi. Evet. Özel mektup da gönderdim. Özel haber de gönderdim. Ya bak sen şu ana kadar seviliyordun. Yapma etme dedim yani. Evet. Bütün herkes, bütün Müslüman alemini karşısına alacaksın. Bir şekilde vazgeçti ama ne etkiledi onu bilmiyorum.